Böyle bir toplum değildik. Biz çevremizde olan olaylara, yapılan saldırılara karşı her zaman duyarlı bir millet olmaya devam edeceğiz inşallah. Kadına şiddet konusunda da lütfen çevremizde olan şiddet vakalarında olaylara müdahil olun. Olayları yatıştırma adına bir şeyler yapmaya çalışın ve kadınlarımız ölmesin, annelerimiz ölmesin. Bu konularda toplumun eski duyarlılığın yerine gelmesini istiyoruz. Ve şiddete yönelik çalışmalarla farkındalık yaratarak önlemek adına, özellikle bunu belirtmek istiyorum, önlemek adına neler yapabiliriz? Kanunlarda bunu yapmaya çalışıyoruz ve bugün bu istişare toplantımızın sonucunda da inşallah diğer bakanlıklarımızla ve paydaşlarımızla, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızla bu toplantının sonucunu paylaşacağız ve inşallah hayırlı bir sonuç alırız. Şunu unutmamak gerekir, kadınlar sizlerin en değerli emanetinizdir. Ve bu erkekler olarak bu emanete sahip çıkmanız gerekiyor. Bu konuda özellikle yaptığınız her şeyde bunu düşünmenizi rica ediyorum. Kadınlar sizlere Allah'ın verdiği birer emanettir. Teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Ben doktor öğretim üyesi Dursun Çadırcı, Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak çalışmaktayım. Aslında bu cinayetler hakikaten hepimizin canını acıtıyor. Çok önemli sorunlar haline gelmeye başladı. Hatta bildiğim kadarıyla dün bile bu konuda maalesef ki bir kötü haber aldık. Bunların önüne geçebilmek için hepimizin bildiği gibi aslında en önemli şey eğitim. Ve bu eğitim sadece okullarda verilmekle ya da işte üniversitelerde verilerek olacak bir eğitim değil. Bunun içerisinde aile hayatı içerisinden başlayacak bir eğitimden bahsetmemiz gerekiyor. Yanı sıra sosyal medya kullanımı sırasında da özellikle şiddet içerikli filmlerin, gösterimlerin engellenmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki bunların önlenmesi için caydırıcılığı olan yasal düzenlemelerin de getirilmesi gerekiyor. Şanlıurfa Aile Bütünlüğü Eğitim Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Çakmak'tan önüne geçmek için önce belirli yasalarımızın değişmesini biz öngörüyoruz. Çünkü biz bir aile derneğiyiz. Aile derneği ve Adan Zeyi tüm ailevi sıkıntılarla biz ilgileniyoruz. 2011 yılında çıkan İstanbul Sözleşmesi'ne de biz aileler olarak karşıyız. Çünkü 2011 ve 2012'de resmi yapılan yasalara yansıtılan yasa ailevi yapıların bozukluğunu çok etkiler. Bu konu hakkında bu yasaların düzelmesini istiyoruz. Kadının beyanı ve erkeğin beyanı aynı orantıda olmalı. Çünkü aile demek kadın ve erkeklerden, çocuklardan oluşan bireylerden oluşuyor.